Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ön inceleme videosunda karşınızdayım. Huawei bugün yepyeni ürünlerini tanıttı. Bugün derken 19 Eylül 2024 tarihinden bahsediyorum arkadaşlar. Huawei birçok ürünü tanıttı. Ben de taze taze dünyaya aynı anda tüm bu ürünlerle ilgili bilgilerimi size aktaracağım. Tabii ki bu videonun başında söylediğim gibi bir ön inceleme. Ön inceleme olduğu için de belli özelliklerden bahsedeceğim. Bu bir inceleme videosu olmadığı için de detaylı bir analiz yapma imkanım yok. Ama yeni saatler var ki masanın üzerinde görüyorsunuz burada bakın 2, 4, 5 tane burada, 5 tane burada olmak üzere 10 tane saat var. Bu saatlerden bahsedeceğim. Tabletler var. Bir de çok özel bir cihaz var arkadaşlar. Tansiyon ölçebilen saat var. Onu da ayrıca inceleyeceğim. Daha doğrusu ön incelemesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi saatlerden başlıyorum arkadaşlar. Huawei GT5 ailesinin bütün modellerini hemen hemen hepsini şu anda masanın üzerinde görüyorsunuz. Aile aslında GT5 ve GT5 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşuyor arkadaşlar. GT5 ve GT5 Pro'nun da kendi içinde baktığımızda hem kadın versiyonları hem de erkek versiyonları olarak tanımlayabileceğimiz iki farklı da modeli bulunuyor. Erkek versiyonlarda 46 mm, kadın versiyonlarda ise 41 mm'lik bir çerçeve boyutu söz konusu. Ekran boyutuna baktığımızda ise 46 mm olanlarda 1.43 inç, 41 mm dediğimiz kadın versiyonlarında ise 1.32 inçlik bir ekran boyutu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi saatlerin size detaylarından da göstereceğim arkadaşlar. Kadın olanlar biraz daha küçük oluyor tabii ki 41 mm olduğu için. Erkek olanlarda 46 mm, 46 mm Pro versiyonunda da normal versiyonunda da aynı aslında. Burada bir değişik bir durum söz konusu değil. Hem Pro'larda hem de normal versiyonlarında 46 mm'lik bir durum söz konusu. Bunlar daha çok erkeklerin kullanabileceği akıllı saatlerken 41 mm olanlarda zaten tasarım olarak da özellik olarak da daha çok kadınlara yönelik saatler olarak karşımıza çıkıyor. Pro versiyonun en büyük farklılıklarından bir tanesi titanyum gövde malzemesine sahip olması. Bu da bu saatlerin daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Yani dış etkenlere karşı daha fazla dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bir de ön yüzleri yani camları safir cam, arkaları da seramik tasarlanmış. Pro modellerdeki durum böyle arkadaşlar. Bu arada bütün modeller kablosuz olarak şarj olabiliyor. Bence bu güzel bir özellik. Huawei saatleri kullanıyorum zaman zaman ve çeşitli testlerde de sizinle karşınıza çıkartmıştım bunları. Kablosuz olarak şarj olması şu anlama geliyor. Kendi adaptörünü, kendi dönüştürücüsünü kullanmadan da istediğiniz herhangi bir kablosuz şarj pediyle bu cihazları şarj edebileceğiniz anlamına geliyor ve bu modellerde kablosuz şarj pediyle 1 saatte şarj olabiliyor. Bence oldukça iyi bir teknoloji, güzel bir teknoloji. Diğer markalarında örnek almasını diliyorum. Tasarım dili olarak baktığımızda önemli bir fark da var arkadaşlar. Daha önceki Huawei saatlerinde dairesel bir ekran tasarımı vardı. Ha burada da yine öyle ama çerçeve tasarımı sekizgen bir tasarıma doğru evrilmiş. Daha önceki modellerde çerçeve de dairesel bir çerçeveydi. Burada ise daha çok kenarları böyle köşeli sekizgen bir tasarım bizleri karşılamış oluyor. Bu da önemli farklılıklardan bir tanesi. Algılayıcılar değişmiş. Artık daha fazla algılayıcı var cihazın üzerinde. Yani algılayıcıdan kastettiğim arka yüzlerdeki sizin işte kalp ritminizi ölçen, tansiyonunuzu ölçen veya diğer özellikleri ölçebilen algılayıcılardan bahsediyorum. Bunların özellikleri de değişmiş. Sayısı da artmış. Eskiden bir tane varken artık 3 tane var. Bu da çok daha detaylı ve analitik ölçümler yapabileceği anlamına geliyor. Bütün saatlerde bulunan özelliklerden bahsediyorum. Huawei GT5 ailesiyle önemli bir değişiklik daha var. Artık haritaları ekranda da görebiliyoruz. Normalde sadece telefonda görebiliyorduk arkadaşlar haritayı. Yani egzersiz yaptığımızda haritasını egzersiz bittikten sonra telefon üzerinden görebiliyorduk. Artık doğrudan doğruya saatin üzerinden de görebileceğiz. Bu da önemli değişikliklerden bir tanesi. Yeni modellerde çift band GPS var. Bu da GPS tutarlılığının daha iyi olacağı anlamına geliyor. Birçok egzersiz modu var. Bunları zaten söylemiyorum. Uyku takibi, kadınların özel günlerin takibi, SPO2 takibi, stres takibi vesaire gibi birçok teknolojiyi, birçok farklı ölçümü yapabiliyor. Burada herhangi bir sorun zaten yok. Önceki modellerde de vardı bunlar zaten. Harmony OS 5.0 işletim sistemine geliyor. Bu yeni saatler burada birazcık arayüzde de ufak tefek değişiklikler olmuş. Peki şu soru aklınıza gelebilir. Eski saatlere de bu işletim sistemi gelecek mi? Muhtemelen bir kısmına gelecektir diye tahmin ediyorum. Bunların detayları yakında belli olur. Belli olduğu zaman ayrıca bir dikey videoyla bunları anlatacağım sizlere. Huawei Watch GT5 ailesinin en önemli değişikliklerinden bir tanesi artık klavye var arkadaşlar. Klavye ne işimize yarayacak diye soruyor olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız da anladı bence. Şimdi arkadaşlar özellikle WhatsApp'ta ya da bir mesaj geldiğinde ona yanıt vermek istediğiniz zaman bir klavyeye ihtiyacınız vardı. Daha önceki modellerde bu yoktu. Hazır bazı mesajlar atabiliyordunuz. Evet tamam işte şöyle oldu böyle oldu gibi. Ya da o hazır mesajları kendiniz de üretebiliyordunuz. Tamam ama
kendiniz yazı yazamıyordunuz. Artık bu saatlerle birlikte klavye geldi ve yazı yazma özelliği de geldi. Sesli çeviri özelliği de geldi ama orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Türkçe desteklemiyor fakat Huawei'den aldığım bilgilere göre yakında Türkçe dil desteği de bu sesli komutlarla gelecek. Yani siz bir şeyi söylerken saatinize söyleyip otomatik olarak onun yazıya dökülmesini sağlayabileceksiniz. Bu da güzel fonksiyonlardan bir tanesi. Bunu çok bekleyen vardı biliyorum. Artık geldi arkadaşlar. Gelelim pil ömürlerine. Huawei Watch GT 5 ailesinde hem Pro hem de Pro olmayan modellerdeki pil ömrü 14 güne kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Kadınların kullanacağı 41 mm olan sürümlerde ise bu süre 7 gün olarak belirlenmiş. Tabi bunun sebebini tahmin ediyorsunuz. Kadın saatleri daha küçük olduğu için pil kapasitesi küçük olduğundan pil ömrü de biraz daha düşük oluyor. Ama bence 7 gün bile en müşkül pesent kullanıcı için bile yeterli olacağını düşünüyorum. Son olarak şunları da eklemek istiyorum. Bu yeni saatlerde Pro modellerinde EKG özelliği bulunuyor arkadaşlar. Ve sağlık analizi diye bir özellik var. 30 saniyede sizin verilerinizi ölçerek sizin sağlık durumunuzla ilgili bir analiz yapıyor. Aslında bu daha önceki modellerde de kısmen vardı ama böyle bir hani paket halinde sunulmamıştı. Şimdi burada böyle bir özellik gelmiş durumda. Size yapay zeka destekli bu tarz önerilerde bulunarak da hani durumunuz hakkında bilgi verilmiş oluyor. Bu saatler bana teste geldiğinde detaylı incelemesiyle karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir masaya geldim. Huawei'nin geçtiğimiz yıllarda çıkardığı ve benim de merakla takip ettim ama kullanma imkanı bulamadığım D modeli vardı. Hatırlayanlar vardır aramızda. Bu akıllı saat arkadaşlar bileğinize bir böyle sıkıştırma yaparak tansiyonunuzu ölçebiliyordu. Bildiğiniz tansiyon ölçüm aletlerinde, şurada görmüş olduğunuz, şu çantanın içinde görmüş olduğunuz tansiyon ölçüm aletlerinde olduğu gibi ölçüm yapabiliyordu. Şimdi bunun D2 isimli yeni versiyonu çıkmış. Ne gibi farklılıklar var? Hemen masada görüyorsunuz zaten, artık beyaz renk sürümü de var. İlk çıktığında bu akıllı saatte sadece siyah renk sürümü vardı. Tasarımı biraz daha kaba gibi bir tasarımı vardı ama artık daha estetik bir tasarım gelmiş. Çerçeve olarak baktığımızda aynı boyutta kalmış ama ekran boyutu büyümüş arkadaşlar ve artık daha estetik, daha güzel ve arayüzü de az önce bahsettiğim GT5 ailesine fazlasıyla benzeyen ve özellik anlamında da ondan eksik kalmayan bir arayüz ve fonksiyonlar bizi karşılamış durumda. Neler var? Hızlıca onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Kan basıncını ölçüyor zaten biliyorsunuz. Otomatik kan basıncı izleme özelliği gelmiş arkadaşlar. Bu özellik sayesinde mesela doktorunuz size dedi ki günde 10 kere ölçüm yapman gerekiyor. Tansiyonunu ölçeceksin. İşte bu saat size o 10 kere zaman aralığını belirlediğiniz zaman size belli sürelerle hatırlatma yapıyor ve o süre geldiği zaman siz de ölçümü yaparak tansiyonunuzu kayıt altına almış oluyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Buna ek olarak gece ölçüm de yapabiliyor. Yani siz uyurken çaktırmadan saat arkadaşlar sizin tansiyonunuzu ölçüyor ve bunları da takip edebiliyorsunuz. Bu arada bütün bu ölçümleri bir PDF dokümanı haline getirip isterseniz doktorunuza da gönderebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi ki bence hoş bir özellik çünkü artık hem Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ve dünyadaki de birçok sağlık kuruluşunda kabul ediliyor artık bu değerler ve yeni nesil teknolojiler sayesinde, yeni algılayıcılar ve yeni sensörler sayesinde artık çok daha keskinlik ve doğrulukta ölçüm yapabiliyor bu akıllı saat. Yani artık Huawei Watch D2 bu tansiyon ölçebilen bu akıllı saat resmi bir medikal cihaz olarak da tanınıyor arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi olarak aklınızda bulunsun. Tabii aklınıza şu soru gelebilir. Bu akıllı saat sadece tansiyon ölçmek için mi kullanılır? Hayır arkadaşlar. Birçok farklı özelliği de var. SpO2 ölçüm yapabiliyor, kalp ritminizi takip edebiliyor, uyku ölçüm yapabiliyor, stres ölçüm yapabiliyor. Aslında az önce bahsettiğim GT5 ailesinde bulunan birçok izleme özelliğini, sağlıkla ilgili izleme özelliği yine bu akıllı saatlerde de bulunuyor arkadaşlar. Bu modelde de çift band GPS var. GT5 modelinde olduğu gibi. Pil ömrüne gelecek olsak arkadaşlar D2 modelinde 6 güne varan bir pil ömrü söz konusu. Bence güzel çünkü bu akıllı saat içinde bir hava pompası var ve bileğinizi şişirerek saatin bilekliği, daha doğrusu kordonu şişiyor ve bu şekilde bir ölçüm yapıyor. Buna rağmen 6 günlük bir pil ömrünün iyi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Huawei'nin yeni ürünlerinde ise şimdi tabletlerin olduğu alana geldim. Burada hangi modeller var? Aslında şu iki model birbirinin aynısı. Huawei MatePad Pro. Buradaki model ise Huawei MatePad 12X isimli yeni bir model. Pro modelleri daha önce de vardı. Tabii ki belli güncellemeler geçirdiler. Artık yeni versiyon olarak karşımıza çıkacaklar. Gelin beraber bunların özelliklerine bir bakalım. 12.2 inçlik ekranımız var Pro modelinde. 508 gram ağırlığımız, 5.5 mm incelik, %92 ekran gövde oranı. Ki bu arada ekranımız 3'e 2 oranında arkadaşlar. 2000 nit parlaklığımız bulunuyor. Ekranımızın da OLED olduğunu söyleyeyim. Paper Mate sürümü de var arkadaşlar. Bu modelin Paper Mate olmayan sürümü de var. Aslında buradaki sürüm şu anda görmüş olduğunuz ne kadar ekrana yansıyor bilmiyorum ama onu detaylı size göstereceğim. Paper Mate olmayan sürüm. Burada ise Paper Mate sürümü var. Burasının ekranı yansımasız bir ekran var. Hatta burada Paper Mate'in de yeni versiyonu çıkmış arkadaşlar. Onun da özelliklerini detaylı inceleme geldiği zaman sizlere anlatacağım ama burada birazcık daha böyle hani
yüzeysel olarak söylüyorum arkadaşlar. Daha önce kanalımda sizler için incelediğim Huawei MateBook 11.5S Paper Mate sürümünde olan Nearlink teknolojisi Pro modellerinde de var arkadaşlar. Bu Nearlink özellikle Bluetooth'tan çok daha hızlı bir tepki verebilen Huawei tarafından geliştirilmiş bir teknoloji. Klavyeyle kullanılıyor ve aynı zamanda kalemde de kullanılıyor arkadaşlar. Bu sayede çok daha kesintisiz ve gecikmesiz bir kullanım deneyimi sağlanmış oluyor. Şimdi klavyeden bahsettim ama klavyede çok önemli değişiklikler var. Yani klavyeden bahsettiğim şey kılıf klavye, biliyorsunuz bu tarz tabletlerde oluyor. Artık çok daha farklı bir tasarım gelmiş. Bunu detaylarda size göstereceğim. Artık kalemi klavyenin üstüne değil, ki bence bu biraz sıkıntı oluyordu. Özellikle çantanıza falan koyduğunuzda kalem düşebiliyordu tabletin üstünden. Kalemi artık klavyenin içindeki özel bir yuvaya yerleştirerek kullanabiliyorsunuz ve kılıfı kapattığınız zaman da arkadaşlar bu kalem bu kılıfın içinde gizleniyor. Bence bu çok güzel olmuş. Artık kalemin düşmesi, kaybolması vesaire sorunun ortadan kalkmış. Bir de klavyedeki açıyı, tabletin açısını belli bir noktaya kadar istediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz. Daha önce hani 1, 2, 3 kademe vesaire vardı. Artık böyle istediğiniz aralıkta tutarak da o açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Huawei MatePad Pro modelinde 10.100 mAh'lik bir pil kullanılıyor. Bu pille 1080p bir video izlediğiniz zaman 13 saate varan bir pil ömrü elde etmiş oluyorsunuz ki bence oldukça iyi bir rakam arkadaşlar. Son olarak şundan da bahsedeyim. Huawei MatePad Pro 100 Watt'lık super şarj desteğine sahip ve çok hızlı bir şekilde bu tableti şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer tabletimiz ise şu anda tam hemen önünde görmüş olduğunuz Huawei MatePad 12X arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere bu tabletin ekranı 12 inç büyüklüğünde, 2800'e 1840 piksellik bir çözünürlük sunuyor. 1000 nit ekran parlaklığımız bulunuyor arkadaşlar. Ekran yenileme hızı 144 Hz. Aynen Pro modelinde olduğu gibi 3'e 2 bir ekranımız bulunuyor. Bu modelde de eğer 1080p bir video izlerseniz 14 saate varan pil ömrü var. Pil kapasitesi ise 10.000 mAh. Bu tabletin şarj kapasitesi ise 66 Watt olduğunu da belirteyim. Evet arkadaşlar, Huawei'nin en yeni akıllı saatlerini ve tabletlerini bu videoda size anlatmaya çalıştım. Bu bir ön inceleme videosuydu. Elimden geldiği kadar teknik özelliklerden bahsederek, kendi deneyimimi işe katmadan, çünkü deneyimleme imkanımız olmadı, 5 dakika önce gördüm ben de cihazları, sizlere anlatmaya çalıştım. Bu ürünlerle ilgili merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Detaylar da yavaş yavaş belli olacak videoları yayınladıktan sonra. Bu ürünlerle ilgili sorularınızı yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Çok teknolojik ürünler var. Yenilenmiş ürünler var. Güncellenmiş cihazlar var. Bunlarla ilgili sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Sizin için güzel içerikler üretmeye çalışan biri olarak küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanala abone olmanızı istiyorum. Eğer kanala abone olanlar varsa aramızda, onlara teşekkür ediyorum. Yorum yapabilir onlar. Videolarımı paylaşabilir. Ama eskaza bu videoyu bir şekilde karşınıza çıkmıştır. Sonuna kadar da izlediniz. Buraya kadar da geldiniz ve içeriklerimi de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.